Daha bir kısa bir yayın yapmak istedim altınla alakalı çünkü altın neden düşüyor neden düşüyor yarına kadar kalsın istemedim önemli bulduğum bir açıklama var bu dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi aynı zamanda Amerika'nın en büyük ikinci bankası Bank of America altın neden düşüyorla ilgili bir açıklama yaptı ve ya 2021'de de kendilerinin bir öngörüleri var altın ne kadar olacak ve birkaç tane daha önemli bulduğum altınla ilgili bir haber onları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar şimdi Bank of America diyor ki. Altın düşüyor çünkü düşmesinin sebepleri var. İşte bunlardan bir tanesi geçen sene Ocak ayından bu Ocak ayını hesapl hesapladığımız zaman ya da 2021'in Ocak ayına göre geçen seneyi değerlendirdiğimiz zaman dünyada merkez bankalarının fiziki altın alımlarında %60 bir gerileme var. Yani merkez bankaları bir dönem biliyorsunuz iyi stok yapmışlardı, ciddi bir alım vardı, alım vardı ama geçen seneden bu yana bu sene 2021'e, Ocak ayına baktığımız zaman %60'lık bir gerileme var diyor. Yani fiziki altın alınmıyor merkez bankaları tarafından bir. İkincisi diyor ki pandemi döneminde mücevhere olan, mücevhere olan yani altından mamül, mücevher olan ilgi azaldı diyor. Özellikle Çin'den, Hindistan'dan çok fazla e, alım olur normalde. Hani onlar çok alırlar bu tarz şeyleri ziynet eşyalarını. E, oradan da talep yok diyor. Yani bir ilgi azalması oldu diyor. E, ve başka bir sebep olarak da şunu sayıyor. Yatırımcının ilgisi azaldı diyor. Altına yatırımcının ilgisi azaldı. Yani bir sebepten dolayı altına ilgi azaldı diyor. İşte bu altına neden ilgi azaldı? Yatırımcının parası nereye gidiyor ara ara konuşuyoruz. İşte oradan da Bitcoin'e geleceğim biraz sonra. Bunları özetlemiş ve demiş diyor ki 2021 yılı için hedef diyor kendilerinin beklediği bu seneki maksimum ons altındaki rakam tam rakamı söylüyorum 2063 dolar arkadaşlar bu kadarlık bir artış bekliyor. Şu an 1800 dolarlarda olduğunu kabul edersek ons altını 2000 dolarlara çıkacak anlamına geliyor. Tabii bu gerçekleşir ya da gerçekleşmez ama neticede bu dünyanın en büyük bankası Amerika'nın en büyük ikinci bankası ve hani böyle bir açık açıklama yapma gereği yani açıklama yaptılar. Dolayısıyla hani bunu da ben hani önüm bulduğum için siz paylaştım. Burada ilgimi çeken yatırımcının ilgisinin azaldığı yönünde bakın devam edelim. Başka bir şey var. Başka bir açıklama daha var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi dünyanın en büyük Dünyanın demirinde de 140 milyar dolarlık bir fonun kurucusu olan bir yatırımcıdan bahsedeceğim size. Ünlü tahvil yatırımcısı Jeff diye bir adam bu. Kendisinin şöyle bir açıklaması var bugün. Bugün yani durup dururken kalkıp adam şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bitcoin diyor altından daha iyi bir yatırım aracıdır diyor. Altından daha iyi bir yatırım olabileceğini düşünüyorum diyor. Kendisinin böyle bir açıklaması var bugün ve diyor ki bugüne kadar kendimi diyor dolar karşısında hep diyor altına yatırım yaparak korudum diyor. Ama son 6 aydır bu fikrim değişti diyor ve diyor hani e, bitcoin'e e, izliyorum ve bitcoin yatırımlarının olduğundan bahsediyor. Yani altın diyor üzerine düşen görevi yapmadı diyor. Bakın onun söylediklerini söylüyorum size. Yani altının kendi üzerine düşen görevi yapmadığını ve bitcoin'in e, bu anlamda altının yerini e, alabileceğinden bahsediyor kendisi arkadaşlar. Dolayısıyla da yani hani altından hani burada Bank of America'nın yaptığı açıklama yatırımcının ilgisi azaldı noktasında burada işte bu ünlü tahvil yatırımcısı 140 milyar dolarlık bir yatırımı e, kurucusu bu adam e, Jeffy kendisinin böyle bir açıklaması var işte yatırımcının ilgisi orada yani bir şekilde bu kripto para ya da bitcoin'e e, e bir yatırımın gittiğinden zaten aylardır bahsediyoruz. İşte yavaş yavaş aslında bu yapılan açıklamalar da bir taraftan bunun altını çiziyor. Yani bunu bize gösteriyor. Başka bir açıklama daha var. Mesela Bill Gates o da hani çok önemli bir isim biliyorsunuz dünyada. Aynı zamanda dünyanın en zenginlerinden bir tanesi. Kendisi de mesela şöyle bir açıklama yapıyor bugün. Bunlar hep böyle öğleden sonra olan yayınlar. O da diyor ki Bill Gates de tam tersini söylüyor. Jeff'in söylediğinin tam tersini söylüyor. Bitcoin konusunda tarafsız olduğunu söylüyor ve herhangi bir yatırımının olmadığını söylüyor Bill Gates. Yani Bill Gates Bitcoin ya da kripto paralar anlamına bakıldığı zaman kendisinin bir yatırımı yok olmadığını ve bu konuda da tarafsız olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşayım dedim. Bu arada birkaç bir şey daha var ama onu da yarına bırakalım. Bugün yayını biraz kısa tutalım istedim. Tekrar yarın görüşmek üzere şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere efendim İyi akşamlar.